Evet, bölgemizin sorunlarının en başında gelen köpek sorunu. Daha evvel Kars garajında haberlerini yaptığımız, Arpaçay'da yaptığımız, Çıldır sosyal tesislerde yaptığımız, Çıldır çöplüğünde yaptığımız, ondan sonra Ardahan'da yaptığımız, yani sayısız haberini yaptığımız köpekler, evet, burada. Az önce bir abimiz aradı, dedi ki böyle böyle dedi. Köpekler buraya dökmüşler dedi, köyün girişine. Burası Göldalı Köyü girişi. Yalnız dikkat etsinler, ben arabayla gelirken bile bana saldırmaya çalıştılar. Ondan sonra geri çekildiler. Tam bir ekip bunlar da, böyle bir çete. Yani muhtemelen bir ilçe yine doldurdu. Nereye götürdü? Getirdi buraya döktü. Şurası da Kaverman dediğimiz Çanaksu Köyü. Burası da İlişti dediğimiz Göldalı Köyü. Az önce köpekler birkaç da yukarı gidiyordu. Hayvanlar ne yapacak? Mutlaka bir köye sığınacak. Tabii köye sığınacak mı? Köye zarar mı verecek? O büyük bir handikap, büyük bir olay. Çünkü çıldır çöplüğünde bulunan köpekler oradaki insanların kazlarını, civcivlerini yediği. Mesela bizim köyde dün amcaoğlunun tavuklarını tam yiyordu ki ben yakaladım. Ne yaptıysak fayda etmedi. Tabii birkaç tanesini daha önce de yemiş. Evet, ne olacak sayın yetkililer? Yani diyecekler şimdi. Ne yapsınlar yani, köpeğe de biz bir çare bulalım. Yok, ben çare bulayım. Ya bu köpekler, ne bileyim, bir ıslah evi yok mu? Bir barınağı yok mu arkadaş? Şuraya bakar mısın? Daha aşağıda da var. Orada geliyorlar. Şurada yatıyor taşın dibinde. Ne olacak bunlar? Ya son zamanlarda yani büyük bir, yani ne insanlık suçu mu diyeyim, ne hayvan hakları mı diyeyim, gerçekten büyük bir sorun haline geldi artık. Yani her köyde nereden baksan yüzlerce başıboş köpekler var. Buna ilçeleri de dahil edebilirsek, işte çöplükleri dahil edebilirsek, ne kontrol altına alınabiliyor, ne bunların mağduriyeti engellenebiliyor. İlçede çocuklara saldırıyor, köylerde çocuklara saldırıyor, insanlara saldırıyor, insanların hayvanlarına, kazına, tavuğuna saldırıyor. Böyle bir rezil kepaze durum yani, ne diyeyim. Memleket, hani şimdi dönüp memleketin halini anlatsam diyor. Oha, abartma, o kadar da diyecekler ama öyle. Yani şöyle durumlarına bakıldığında bunlar bir ilçenin köpekleri olduğu kesin yani. Nedenine gelince bunlar aynı ekip gibi hareket ediyorlar. İşlerinde baskın erkekler, baskın dişiler de var. Hatta birkaç tanesi dedi ki ben bunu bir ilçeden tanıyorum ama söylemedi. Hangi ilçeden? Hangi ilçeye burası?
Çünkü davende de sicil bozuk. İşte ben neyse haberi yayınlayacağım. Görecekler arkadaşlar. Hangi ilçenin köpekleri bunlar? Hangi ilçe başından def etmek için getirdi buralara attı şu hayvanları? Şuraya bak, sürü gibi. Yazık ya. Böyle bir şey var mı ya? Evet, benim yazılarımda kullandığım bir söz var. Ne diyorum biliyor musun? Diyorum ki köpekler sahibinin helal ya da haram lokmayla beslediğine bakmaz. Yalnızca yer, yalnızca sahibi için havlamaya devam eder. Bu örneği neye göre vermişiz, neye göre vereceğiz? Köpekler nereden bilsin ki yani sahibi ona zulmetmiş. Şunun ayağına bakar mısın bak. Topal aynı zamanda. Sahibinin onu neyi beslediğine, neye, nerede kaderine terk ettiğine bakar mı? Bakmıyor. Bir de yani sahibi haramdan geçinirken köpeklerini de haramdan besliyor.
Ama köpek ne yapsın, köpek hayvan neticede bilmiyor. Evet, onun bunun hakkını yiyenler. Köpek nereden bilsin ki sen haramla besleniyorsun? Bilmiyor. Böyle bir anekdot anlatayım dedim. Derhal bu işe bir çözüm bulunur diye düşünüyoruz ama insanlar açlıktan ölüyor. Yani köpekler ölüyor mu çok çok mu diyeceğim. Hayvanseverler beni topa tutmasın diye demiyorum. Evet, insanlar açlıktan ölüyor.